Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi Erdoğan'ın önünde bu saatten sonra iki seçenek var. Seçeneklerden biri şu. Erdoğan eğer yerel seçimleri de gözeterek ve enflasyonla büyümenin tadını da aldığı için bu modele devam edebilir. Bir ihtimal bu var. Yani işte sağ popülist politikalar, ondan sonra örneğin şimdi işte Haziran'da ilk 6 aylık zam ortaya çıkacak ve diyor ki en düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Bu işte memurların maaşlarında ciddi bir artış anlamına gelir. Asgari ücrete bir artış yapılacak. Genel olarak maaş zamlarının söz konusu olduğu bir durum var. Şimdi bu eninde sonunda enflasyonu bir kez daha tetikler. Başka açılardan tetikler. Öte yandan şimdi bunu yapar ise ve enflasyonla büyüme modeline devam eder ise makro dengeler tamamen alt üst olduğu için Türkiye bir ödemeler dengesi krizine girebilir. Yani reel olarak döviz yok memlekette. Bankaya gidiyorsunuz, istiyorsunuz ve listeye adınızı yazıyorlar falan filan. İş o aşamaya geldi. Öte yandan eğer işte doları biraz salarsanız, dolar 20 liradan işte adım adım bugün kuruş kuruş artıyor, 10 kuruş 10 kuruş artıyor. Dolar 22 lira 23 lira olursa bu belki biraz işte ihracatı teşvik eder ve turizm gelirlerini arttırır ama Türkiye'de bütün girdi maliyetleri dolara bağlı olduğu için enflasyonu yeniden tetikler. O salmaldan çıkamazsınız ve belki bir süre sonra enflasyon maaş zamlarıyla dahi telafi edilemeyecek bir noktaya gelebilir. Dolayısıyla toplumsal hoşnutsuzluk derinleşebilir. Öte yandan eğer hayır diyorsanız ki bugün buna dair bir takım işaretler var. Mehmet Şimşek'le sarayda görüşmüş vesaire. Şimdi Mehmet Şimşek'i bir süredir ekonominin başına getirmeye çalışıyor Erdoğan belli. Mehmet Şimşek'in ekonominin başına getirilmesi şudur. Ben Babacan Şimşek dönemine geri dönecek adımlar atmak istiyorum. Yani o piyasanın sevdiği neoliberal politikalara, kurallı ekonomiye, şuna buna yeniden dönmek istiyorum. Faizleri arttıracağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Mesela bugün bir İngiliz bankasının raporunda yıl sonunda %35'e çıkabileceği söyleniyor faizlerin. Şimdi Erdoğan bu riski alır mı? Enflasyonu düşürmek adına çarkları yavaşlatıp kredileri pahalılaştırıp dolayısıyla istihdamı azaltır mı? En Dur bakalım. azından bir 9 ay sonra, yani önümüzdeki yaza doğru bir seçim, yerel seçimler. Tabii esas mesele şu. Şimdi AKP'nin zayıfladığı, güç kaybettiği seçimler var. Bir, 2009 seçimlerine bakalım. Yerel seçimlerde galiba. Ciddi oy kaybı var. Niye? Çünkü 2008 krizi var. Ve orada faiz meselesi var. 2015 seçimlerine bakalım. Yine onun öncesinde faizlerin yüksekliği var. Ve işte 2019 yerel seçimlerine bakalım. Orada da faizler yüksek. Yani Türkiye'de ne zaman çarklar yavaşlamışsa, işsizlik artmışsa bu Erdoğan'ın aleyhine yazıyor. Şimdi önümüzde İktidarı aldılar, meclisi aldılar, cumhurbaşkanlığını aldılar. Geriye bir şey kaldı, yerel seçimler. Ha yerel seçimler için şu deniyorsa İstanbul'a biz kayyum atarız zaten. Ankara'da da Mansur Yavaş'ın kalması bizim için çok da önemli değil deniliyorsa böyle bir ekonomik model belki denenebilir. O ekonomik model denendiğinde de bu sefer AKP'nin doğal tabanını oluşturduğunu söylediğimiz işte o kent yoksulları, emekçiler, mavi yakalılar ne olacaktır? AKP ile aralarındaki bir o duygudaşlık ilişkisinin bozulma ihtimali ortaya çıkabilir. Ha, dolayısıyla bence ne yapılmalı sorusuna her iki durumda da yani AKP ister bu enflasyonist politikalara devam etsin, ister anti enflasyonist bir politikayla işsizliği arttırmaya kalkışsın. Bu arada şeyi söylemek lazım. Şimdi Selma Hanım'ın da yazdığı bir tablo var. Yani AKP'nin işsizliği düşük tutması, işsizliği düşük tuttuğu anlamına gelmiyor. Mevcut ekonomik atmosferde beklenenden çok daha düşük kalıyor işsizlik. Yoksa Türkiye'de ciddi bir işsizlik var elbet. Elbette elbette bunu söylemiyoruz ama yani örneğin %42 de yok. Yani öyle söylendiği gibi Yani o %42 yok. 42 şey üzerinden ölçülebilir. Olması gereken istihdamla eksik istihdam verilerini derleyip topladığında 42'ye ulaşabilir. Hayır şöyle Ama yani kadın işsizliği, genç işsizliği, genç eğitimli işsizliği bunlar ayrı kategoriler. Türkiye'de istihdam edilebilir ve istihdam edilmek isteyen
toplam nüfusun içerisinde işsizlik 11-11,5-12 civarında ve bu birçok ülkeyle karşılaştırıldığında ve Türkiye tarihiyle karşılaştırıldığında iyi bir oran. İyi bir oran derken kendileri açısından, iktidar açısından söylüyorum bunu. İktidarın çevirebileceği bir oran yani. Ya tabii çevirebiliyorsun bunu, bir şekilde devam ettirebiliyorsun. Zaten örneğin üniversite mezunu olup işsiz olan genç zaten muhalefete oy veriyor. Orada bir sıkıntı yok. Bizim burada konuştuğumuz toplam, asıl yoksul toplam, onu anlatmaya çalışıyoruz. 7500 lirayla 10.000 lirayla geçinmeye çalışan toplamdan bahsediyoruz. Ha, dolayısıyla esas mesele şudur, ekonomidir. Esas mesele boş tencere üzerine bir siyasetin kurulup kurulamayacağıdır.